Ya benim bu hatırlayamadığım sözüm de ne kadar romantikmiş. Öyledir. Sen gel hastaneyi birbirine kat. Sonra hiçbir şey olmamış gibi eve bir sürü çiçek gönder. Ayaz. Ayaz. Ya adı da güzel aslında, biliyor musun? Güzel de... Ya Burcu bu Mete'ye vurdu ya. Vallahi abim de hak etti. Bu aralar şansını çok fazla zorluyor. Hazır mısın sen? Başlıyoruz. Evet, hazırım. Da, sen Şeyma'yı niye şeytan yaptın? Şeytan olduğu için. Ya iyi kızdır Şeyma. Ay keşke onu da çağırsaydık. Öykü, şimdi burada bir pataklarım seni. Vallahi gelir o aklın başına. Burcu, Şeyma senin canı sıkacak bir şey mi yaptı? Çünkü ben onu çocukluğumdan beri tanırım. Melek gibi kızdır o. Oho, işimiz uzun vallahi. Neyse ya, ben sana anlatacağım hepsini teker teker. Hazır mısın? Başlıyoruz. Şimdi sen Mete'ye aşıktın. Artık değil miyim? Ha, dur dur, bir dinle. Sonra Ayaz çıktı karşına. Onu gördü. Tabii başlarda böyle bir birbirinize çok gıcık davrandınız. Ha, bu arada da Ayaz Mete'nin iş ortağı. Sen de gittin, Ayaz'a aşık oldun. Sonra ayrıldınız. Sonra birleştiniz. Şöyle. Ve bu arada da tabii Mete ile de Şeyma birlikteler. Ve bir mucize oldu. Mete ile Şeyma ayrıldı. Sen de tam Ayaz'la evlenecekken bir talihsizlik sonucu Mete ile evlendin. Biz Mete ile evli miyiz? Aa, yok, sonra boşandı. Ayaz'a tekrar aşık oldu. Aa, yok, zaten hep Ayaz'a aşıktı. Deli miyim o zaman ben, Burcu? Niye Mete ile evlendim? Canım benim, orası da ayrı bir seans şimdi. Şimdi ben çok fazla derin detaylara girmiyorum ki senin fazla karışmasın kafan. Ben burada genel hatlarıyla bir ilişki haritası çıkarıyorum. Nerede kalmıştık? Siz boşandınız. Boşandınız. Sonra Ayaz'la sözlendi. Ondan sonra da ertesi gün işte bu malum kaza. Budur yani. Ben de tabii Emre'yle böyle zikzak zikzak. Burcu, pembe dizi gibi ya. Bu ne Allah aşkına? Ya aslında o kadar karışık değil de galiba ben çok karışık anlattım. Peki, sonuç olarak ben kime aşığım? Ha, Ayaz'a, Ayaz'a. Efendim anne. Benim. Girebilir miyim? Annem izin verdiyse tamam, yani gir. Ha, verdi tabii, verdi. Şeyler hatırlayabildin mi? Kendini soruyorsan hatırlayamadım tabii ki. Yani Burcu bir şeyler anlattı ama çok karışık. Baksana şuna. Bana mı aldın? Ah, içi portakallı olanlardan değil mi bu? Bayılırım ben bu çikolataya. Tabii biliyorum. Onun için aldım zaten. Bir gün beni seviyorsan bir oturuşta bir kutu çikolatayı yiyebilir misin diye sormuştum. Sonra kendin yemiştin. Sahi mi? Evet. Hatta sonra, tabii sonra kaşınmaya başladın. Evet, çok yiyince alerji yapıyor bana. Yine de yemiştin ama. Peki sen niye izin verdin yememe? Yani kendin yemedin, alerji yaptığını bile bile bana mı yedirdin? Ya ben senin kadar çikolata yemeyi sevmiyorum ki. Hatır için çiğ tavuk yenirmiş bir zamanlar. Sen de beni seviyorsan bu kutuyu şimdi bitir o zaman. Yapma Öykü. Ben seni seviyorum tabii. İyi o zaman. Bak, benim midem hassas. Mideme dokunur. Seninki gibi değil. Anlaşıldı. Demek ki sen beni sevmiyorsun. Yani bir kutu çikolatayı bitirecek kadar bile sevmiyorsun. Ay, ben seni boşuna unutmamışım demek ki. Tamam, tamam, tamam. Ver kutuyu, yiyeceğim. O zaman bunu belgeleyelim. Cem'in kamerası olacaktı bir yerlerde.
Ben hazırım, başlayabiliriz. Ama bir dakika. Ya biraz daha zorlaştıralım bence, süre falan koyalım. Yok artık. Sana 15 dakika yeter. Bu kutu 15 dakika içinde bitecek. Bari yarım saat yapalım. Yok ya, sen iştahlı birine benziyorsun. 15 dakika sana yeter. Evet, son saniyeler. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Bak ben dediğimi yaptım. Seni sevdiğimi kanıtladım. Şimdi sıra sende. Ne isteyeceksin? Hastanede çıkarmıştın. Ama bu bizim söz yüzüğümüz. Benim için tekrar parmağına takar mısın? Ben bunu sonra takarım. Bu şimdi burada dursun, kaybolmaz zaten. Annem çay koymuştu, ben gidip getireyim. Getirme, gitme. Gitme. Öykü. Bak biz bir ton şey yaşadık. Ama hala herkesin imrenerek baktığı bir ilişkimiz var. Ayaz, ben hiçbir şey hatırlamıyorum ama. Ben sana hepsini anlatacağım. Yaşadığımız bütün o güzel anları teker teker yaşatacağım. Şimdi gözlerini kapat. Hadi güven bana, gözlerini kapat. Mesela bizim ilk dansımız var. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadın ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Onca kalabalığı unuttuğumuz, zamanın sadece ikimiz için durduğu bir danstı o. Ellerimiz kenetlendiğinde ikimiz de nefeslerimizi tutmuştuk. Sanki hep o anda kalmak isterdim. Mesela parktaki geçirdiğimiz o gece. Fıskiyelerin altında ıslanmıştık hani. Ben başta uzak durdum. Islanmaktan nefret ederim çünkü. Sonra senin o neşeni, o hayat dolu, kollarını açmış ıslanan halini görünce öyle güzeldin ki. Yüzündeki gülümseme büyülemişti beni. İkimiz de sırılsıklam olduk. Ayaz yeter ya. Ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum. En ufak bir yeri yok bunların benim hafızamda. Ya daha bitmedi ki. Bak kapat gözlerini. Ya güven bana. Gözlerini kapat. Hep beraber tatile çıkmıştık. Tekneyle denize açılmıştık seninle. Ben sana balık tutmayı öğretmiştim. Sonra birlikte uyumuştuk. Yan yana. Hiç sabah olmasın demiştim. Bir dakika ya. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun?
sen Öykü ya? Aptal mısın sen? Aptal Öykü, aptal. Hatırla işte, hatırla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.